Arkadaşlar, bu eğitimimizde size cloth yani kumaş simülasyonu nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi bu varsayılan küpümüzü GZ diyorum. Bir birim yukarıya taşıyorum. Şu diğer aparatlarımı X diyerek siliyorum. Shift ve A diyorum. Mesh nesnelerinden bir tane plane nesnesini ekliyorum. G ve Z diyorum. Yukarıya taşıyorum. Scale deyip biraz boyutunu büyütüyorum. Edit moda geçtikten sonra sağ tık Subdivide diyorum. Shift ve R ile birkaç kere bu işlemi tekrarlıyorum. Bu kadar tekrar benim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabla obje moda geri dönüyorum. Hatta obje moda dönmeden önce şuradaki bir tane vertex de seçelim. Bunu da şu vertex data bölümünden vertex grup ekleyelim. Bunu da assign edelim o gruba. Tabla obje moda dönebiliriz artık. Şimdi fizik bölümüne geliyorum. Buradan buna cloth kumaş modifier'ını yani ekliyorum. Kalitesi 5'te bırakıyorum. En aşağıya geliyorum. Burada shape bölümü var. Pin group olarak seçtiğimiz pin gruptaki o bir vertex'i seçiyorum. O bir vertex sabit kalacak. Diğerleri aşağıya doğru kumaş animasyonunda hareket edecek. Collision bölümüne geliyorum. Buradan da self collision kendi çarpışmalarını da aktif ediyorum. Yani hem objeyle çarpıştığında bir tepki versin nesnem hem kendiyle de çarpıştığında tepki versin. O yüzden bunu açıyorum. Şimdi gelelim objeye. Objeye de collision çarpışma modifier'ını vermiş olalım ve animasyonumuzu boşlukla başlattığımda bakın bu şekilde bir animasyon elde etmiş olduk. Şimdi mesela bunu dataya almak istediğiniz diyelim. Kumaşıma tıklıyorum. Burada çerçeve bellek kısmı var. Burada mesela 100 kare hatta eksi 50'den 100 kareye kadar bake edelim bu işlemi. Hemen 100 kareyi bake ettikten sonra şurayı da 100 kare olarak ayarlayayım. Bakalım nasıl bir animasyon. Çok erken başlamış oluyor 50'den başladı. Ne delebike bake diyorum. Bunu 2 gibi ya da birden başlasın diye. Hiç eksi değer gitmeyelim ve bunu da bake ediyorum. Şimdi oynattığımda bakın kumaş animasyonu tabi biraz bozuk geliyor. Sumut dediğinde biraz daha yumuşaklık vermiş oluyorsunuz. Kontrol ve 1 diyorum ve buna Subdivision Surfaces veriyorum 1 derecelik ve şöyle bir daha geri geliyorum. Boşlukla başlattığımda tertemiz bir kumaş animasyonu olduğunu görebilirsiniz. Bakın tertemiz. Tabi bilgisayarının gücüne göre bunu alt bölmelere ayırın. Benim bilgisayar şu an iyi derecede olduğu için bayağı bir alt bölmeye ayırdım ve kaliteli bir kumaş animasyonu elde etmiş olduk.